Ve gerçekten Türkiye'nin en değerli sanatçılarından bir tanesi ve ülkemize talk show'u ve stand-up'ı tanıtan ilk kişi. Alkışlarınızla sahne Cem Özer. Dedi ki arkadaşım, çağrılmadan gel dedi. Misafir çağrılınca gelir. Ailedenseniz evdesinizdir zaten. Çağırmaya gerek yok. Böyle nezih bir günde beni düşündüğünüz için Mustafa Bey, yan kısmındayım şu anda. Mustafa Bey, Sevcihan Hanım, onların değerli mahdumları, Berkan Bey, müstakbel gelinleri, Şevval Hanım, teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki beni düşündünüz. Çok mutlu oldum. Şimdi Sevcihan Hanım'ı tanıyorsunuz değil mi? Çoğunuz. Tanıyor musunuz? Oh be. Birer B12 takın. Böyle gevşemişsiniz. Yapıştırın biraz tane. Şimdi Sevcihan Hanım'la ben tanıştım. Çok şeker, dünya tatlısı, anaç. Çünkü daha önce birkaç tane böyle uluslararası, işte çok isimleri yüksek falan network şirketi biliyorum. Giriyorsun kapısından içeriye. Bayağı böyle kurumsal, asık suratlar falan. Ya burada giriyorsun, ben annemi ziyarete gitmiş gibi oldum. Bayağı evde böyle, yani şirket falan değil orası, evin salonu. Sevcan Hanım'ın odası var. Mustafa Bey'in odası, Mustafa Bey'inkine oda demeyelim, yerleşke. Onun bayağı kampüsü var şirketin içinde. Ayrı bir uydu şirket olarak o duruyor orada. Ben bir de Sevcihan Hanım'ın odasına, vay be, o da işte zenginlik böyle bir şey. Bak ne kadar kocaman odası var hanımefendi falan derken. Mustafa Bey'in odasında rehber gezdirdi bizi. Burası Mustafa Bey'in çalışma masası. Burası misafir koltuğu falan. Giriyorsun arkalara doğru kaybolduk zaten bir ara. Sonra bizi buldular. Allah'tan cep telefonu var. Konum attım, geldiler buldular. Mustafa Bey'in odasına konum atıyorsun yani. Öyle bir şey. Sonra beni yemeğe götürdüler. Çok şahane bir restorana gittik. Adını şimdi hatırlamıyorum. Big Chef's galiba değil mi? Big Chef's'e gittik. Orası da böyle İstanbul deniyor oraya ama ben her ihtimale karşı pasaportumu aldım yanıma. Semte girerken şey veriyorsunuz. Yurt dışı çıkış harcı. Öyle bir sendikle şirket. Gittik. Yemek bak ne istersen ye. Garson bana dedi ki ne içeceksiniz dedi. Şekersiz kola dedi. Zero. Sevcan Hanım birden o amaç kadın. İçemezsin. Ana. Onda aspartam var. Vallahi mi? Ya ben bir içeyim garson. Yoksun zaten burada dedi. Garson dedi, kardeş yok Cem Bey vallahi Allah canımı alsın dedi. Ben işe işe gitti korkma dedi. Yani öyle içilmiyor. Az önce köfte geldi yukarıya, ben şurada locada oturuyordum. Köfte geldi, dedim ki çocuklar Allah aşkına zero dedim. Ayran geldi yanında ya, oraya kadar etkisi var yani. Bu bantlar şimdi nasıl etkili olmasın? Bantlar Sevcan Hanım'ın korkusunu yapıştırınca getiriyor. Yoksa işte az önce de doktor bey dedi ya, şimdi aşağıda oturuyorum. Doktor bey yiyormuş ya. Abi yeme. Kurban olayım. Bunlar yemeyelim diye yapılmıyor mu Mustafa Bey? Yapıştıralım. Yeme. Ben de yiyorum. Yedim bir kere de. Ya, yemesinde bir şey yok. Hani vücut onu atarken sıkıntı. Yapışkan ya. Alkışlayabilirsiniz ara. Oh, biraz şeyi, heyecanımı atayım diye. Çünkü ben epeydir de böyle bu tek kişilik şovları yapmıyorum. Efendim çıkartan bant da var. Denedin mi abi? Nereden biliyorsun çıkarttığını?
ya çıkartmıyorsa. Hayır şöyle bir şey, yani bu bantlar her işe yarıyor. Ya şimdi uzun süredir sahneye çıkmıyorum, stres içinde dolaşıyorum şurada kuliste. Ben çünkü saat 2'de indim aşağıya DJ performansı esnasında, dolaşıyorum stresle. Bir tane rookie geldi. Bu rookie şey herhalde değil mi? Rookie'nin erkek olanına rookie mi deniyor? Hani Ali'ye Ali gibi. Kız olanlara rookie. Ruki geldi, Cem abi dedi, hayırdır biraz stresliyim, abi soyun dedi, efendim, soyun bir yapıştırayım dedi. Vallahi bir yapıştırayım rahatlarsın. Oğlum böyle şey yapacaksak daha çok para isterdim ya bunlar bak. Hani yapıştırayım falan ne oluyoruz? Her neyse. Bir tane bant verdi şey, Mustafa Bey bana. İlk tanıştığımızda nedense ilk ondan başlıyorlar. Performans bandı. Yapıştırdım. Üstünde şöyle yazıyor. Alnınıza ya da mabede. Temple ne abi? Forehead ya da temple'a yapıştır diyor üstünde. Ben yanlış bir band mı okudum? Sahnede performans sergileyeceğiz ya, onun için vermiş. Bana öyle diyor. Önce bir alnıma yapıştırdım. Sonra Ruki uyardı, abi yani sakıncalı olabilir diye. Niye dedim, anlarlar dedi. Neyi anlayacaklar oğlum dedim. Abi sen boş ver dedi. Ya şimdi bunu başka bir yere yapıştıramıyorum. Hani eski, ya insan çünkü hani bilirsiniz bu işler gizli kapaklı olur. Hani Viagra alırken sıkıntı yok eczaneden. Bir arkadaş alıyorum falan. Hani bunu yapıştırmışsın geçiyor. Yani bir arkadaş için yapıştırdım diyemezsin ki. Hani bir arkadaş için yapıştırdım. Gel sen daha da fena. Yani arkadaşta hiç yok. Sen mi görüyorsun vazifeyi? Yani onun için. Ya bunu böyle kola falan yapıştırsak bana, o da sıkıntı. Düşünsene böyle durup dururken evin içinde dolaşıyorsun. O birden kalkıyor. Git der selam gibi. Hanım diyor ki ne oldu? Bir şey yok. Jimnastik yapıyorum. Önümde kaldım. Yolda düşünsene gidiyorsun. Oo Cem Bey herkese selam veriyor. Hayır ilk gün. Şimdi benim bu Van Mor'la tanışmam da bizim Hasan Orhan sayesinde oldu. Van Mor'u yapıştırdım. İlk deniyorum evde. Ürünleri tabii deniyoruz. Ben de girdim biliyorsunuz. Aranızdayım. Sponsor mu? Ben kendimi sponsor ediyorum ya. İhtiyacımız yok. Bandı yapıştırdım. Bayağı işe yarıyor. Düşün hanım evde ilk yapıştırdığım gün. One more, one more diye dolaşıyor. Benim hanım. Ulan daha markayı söylemedim. One more'u niye diyorsun? Bir daha bir daha diye dolaşıyor içeride. Ben de markayı söylüyor zannediyorum. One more, one more dedim. Fakat ikinci şeyim, ikinci tecrübe, mesela daha ne yapsın bu şey, performans bandı? Yani halterde koparma mı kaldırsın? Koparmada dünya rekoru kurduracak, hele silkmede, bak bu L harfi önemli. Silkmede derken o L'ye basacaksınız, çünkü sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle, bu painless night var ya, yani çağrı merkezine telefonlar geliyor böyle. Bu Penis Night'tan çok memnun kaldım. Abi arada lehe var, atlamayalım. Mana tamamen değişiyor. Oradan gitmeyelim. Şimdi bir de bu rütbeler var. Şimdi Hasan'ın öğrendim rütbesini. Neydi Hasan? Safir, Safir Master. Ha bir de Diamond var. Şimdi ben ileride olsam bizden zirkon olur. Var mı böyle harbiden zirkon bastır? Yani oyalansın çocuk orada diye. Hasan, şimdi ben ilk Hasan'la tanıştım ya, Hasan bana diyor ki yukarıda, locada geldi ziyarete arada. Abi dedi, sahneye çıktığında benim altımda olduğunu söylersin değil mi dedi. Ulan ben bunu 3000 kişinin içinde nasıl söyleyeyim, ben Hasan'ın altına girdim diye. Abi önemli değil, desen dedi. Burada herkes birbirinin altında oluyor.
üst üste burada çalışıyoruz. Hayır, bu terimler yüzünden başım ya. Ben şimdi bu ritmine de bilmiyorum ya. Acemi birliğine girmiş er gibiyim ya. Kim master, kim hastır? Ya bu terimler yüzünden bu altı alma meselesi var. Ya Hasan'la tanıştık diyor ki abi ben senin altını döşüyorum, merak etme. Ne döşüyordun aylardır kardeşim? Ha. Düşünsene üye yaptığın kız aşiretten. Babası arıyor. Cem Bey, bu bizim kız, ben Cem Özer'in altına girdim diye. Ana. Efendim ben tek değilim, 15-20 kişi var daha. Nasıl ya? Düşünsene abi, siyah jipler geliyor. Polat Alender orada, Memati orada. Cem Bey, bu durumlar bizim kızı altı alma falan. Abi yani bak, vallahi öyle bir şey değil. Senin anladığın gibi değil diye anlatıyorsun. Diyor ki, bak Cem Bey, çok başımız ağrıyor bu konularda. Ben sana şöyle, tamam abi ağrıyor mu? Başın mı? Ben bir sana bir yapıştırayım geçer. Ondan sonra dan 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 dan. Sezon finali. Cem Özer yaşayacak. Hadi etrafımız bu sefer polis bandı geçelim falan. Ya karım bile iki gün konuşmadı. İki gün. Hasan'la buluştuk ilk işte. Bunlar kaç, 36 ay önce mi? Kaç ay önce Hasan? Buluştuk. Hasan böyle ya gülüyor. Hasan'la biz çünkü filmcilik zamanından. O işte anlattı ya, bir film yaptım ben, battım falan filan. Hasan'la biz, o master oldu, biz hala film yapacağız. Geliyor gidiyor, abi bu sefer yapıyoruz, ben sponsoru buldum. Ne oldu Hasan? Abi sponsor marketçiliğe karar vermiş. Falan böyle bir şey. Hasan'la buluştuk en son bu işte, başlamış Van Mor'a. Eşime gittim, nasıl gene Hasan'da gene böyle bir hikaye mi vardı? Tabii tabii, değil mi, film yok. Yok dedim. Hasan dedim, girmiş Van Mor band işine, dedim beni altına aldı. Nasıl dedim? O kadar mı uzak? Hani ses saniyede 360 metre gidiyor ya. Bayağı bir kilometre ödediler, 4 saat. Eve biraz geç gittim. Diyor ki hanım, neredesin bu saat kadar? Hasan'ın yanındaydım. Ya işte. Çok güzel bir şey yaptı. Ne yaptı? Altını aldı. Ya şöyle yani, Allah aşkına nasıl söylüyorsunuz? Biri bunun eğitimini verdi. Yani ben onun altına gittim, onun üstüme aldım. Birikimini aldım. Ya buralar... Yani bu bank abi, demin anlatıyor doktor bey, dinledin. Karaciğere iyi geliyor, böbreğe iyi geliyor, boyun ağrısına iyi geliyor, şekere iyi geliyor, fıtrağa iyi geliyor, gözleri açıyor. Demin geldi bir tane bir arkadaşım var, Facebook'tan takipçim, beraber takipleşiyoruz. Geldi diyor ki, o değil, Birgülay diye için